Amalia ver. Çok üzgünüm Linda. Haberim olsa gelme derdim. Beni özlediğini sanmıştım. Üzgün olduğunu. Beni arayamadığını. Beni arayamadığını düşündüğüm için geldim. Ay siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına çocuklar? Yok efendim gelmeseydin. Yok efendim ben seni arasaydım. Ne bunlar? Birliktesiniz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Tadını çıkartın ayol. Linda. Yavrum. Linda. Linda. Çünkü ben başkasına aşığım. Türlü aklım almıyor ki. Bunca düşmanlığı kazanacak ne yaptık biz bu çocuğa he Hasan? Ne alakası var abi? Ne demek ne alakası var ya? Bizi sırtımızdan bıçakladı. Gitmiş Yusuf'un karısıyla evlenmiş. Bunu bana niye soruyorsun abi? Onları ben mi evlendirdim? Ne diyorsun sen Hasan? Kime soracağım? Senin çocuğun. Niye mani olmadın bu rezilliğe? Haberim olsaydı mani olmaz mıydım? Gerçi ikisi de eşek kadar olmuşlar. Ne yapacağını bilmiyorlar sanki. Neyse olan olmuş bir kere. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşmalıyız. Son adet tarihine göre ölçümleriniz yapıldıktan sonra bebeğinizin kaç haftalık olduğunu size söyleyebilirim. Peki bir sorun olduğu takdirde ne bileyim hastalığı falan varsa şimdiden belli olur mu? Bunun için çok erken Bade Hanım. Aklına kötü şeyler getirme güzelim. Ne yapayım Mehmet? Korkuyorum. Yine bir şey olacak. Hevesimiz kursağımızda kalacak diye çok korkuyorum. Artık her şey geride kaldı. Bundan sonra kötü hiçbir şey yaşamayacağız. Hep mutlu olacağız. İnan bana. Bakın burada nokta gibi görünüyor. Bu bizim bebeğimiz mi? Ne kadar küçük. Bir sorunu falan yok değil mi? Belli ki kötü tecrübeleriniz olmuş. Ama şimdilik bir sıkıntı yok. Olmaması için de kendinize çok dikkat etmelisiniz. Senin için ta nerelerden gelmiş. Senin yaptığına bak. Sen bu işe karışma hala. Karışırım. Seni ilgilendiren her şey beni de alakadar eder. Laf ola beri gele. Elif, bırak elindekilerini. Git Pınar'a haber ver, hemen doktora haber versin. Tabii, hemen söylüyorum. Hah, bak, bak uyanıyor. Ne oldu? Bayıldın. Doktor gelecek şimdi. Çağırttırdım. Gerek yok. İyiyim ben.
Ay konak değil, kazan yeminle. Ay oğluş, ne yapıyorsun? Ay böyle habire altına odun sürülmüş kazan gibi fıkırdıyor valla. Bak demedi deme. Yakında ortalık birbirine girer ha. Ay bir gör, kız böyle giyinmiş gelinliği üstüne. Yatmış yatağa meyyit gibi. Hamiyet de dırdır Ali Ömer'in başının etini yiyor valla. Ama o da az değil. Böyle höster gibi halasının lafını kestirip atıverdi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Evlenip mutlu olurlar inşallah. Hadi hadi, iyisin. Ben başka birini seviyorum demiş. Dediyse de unutur. Hem ben kararımı verdim sonuçta. Bu iş olamaz. Olmaz. O da zamanla kabul eder. Kendi yoluna gider. Vallahi koca otobüsün koca deposu epey sürer mazot olmaz. Geç kalkacak yani öyle mi? Eh biraz rotarı yapar ama çok değil. Ya biz gidelim dedikçe hep bir sorun çıkıyor. Anlamadım. Olsun aşkım. Ben evden çıktım ya, gittik sayılır. Ürgüp Belediye Başkanlığı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim. Çok kırıldım. Beni gördüğünü sevinirsin sanmıştım ama. Onları konuşmasak artık. Daha iyi hissediyor musun kendini? Kim bu kadın? Lindacığım, doktor geldi. Seni muayene edecek. Daha iyi hissediyorum dedi ya hala. Ali Ömer, Linda benim evimde misafir. Yani benim mesuliyetimde. İstersen sen karışma bu işlere ha. Hadi biraz çık. Çık da rahat rahat muayene olsun kız. Akif Bey, Linda müsait, buyurun. Sevda. Konuşacağız. Olmaz, bebek uyuyor. Yürü o zaman, dışarıda konuşuruz. Gidemem. Zorla götürürüm Sevda. Benden kaçmayacaksın. Mesele neyse oturacağız konuşacağız. Gidemem dedim. Bebeği yalnız bırakamam. Öyle mi? İyi. Cemile! Pınar! Ne yapıyorsun? Bana mı seslendiniz? Evet. Bebeğe biraz bakabilir misin Pınar?
Bizim Sevda'yla dışarıda biraz işimiz var. Gel. Hadi gel yemeğe gidelim, bebeğimizi kutlayalım. Mehmet. Mehmet, bu nasıl bir mucize, farkında mısın? İkimizin mucizesi. Seninle aldığım her nefes benim için mucize. Bir de şimdi bebeğimiz var. Çok teşekkür ederim. Bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hadi bir şeyler yiyelim. Uzun uçak yolculuklarından sonra böyle sarsıntılar olan. Uykusuz da kalmış hastamız. Biraz dinlensin, bir şey kalmaz. Çok teşekkür ederiz Akif Bey. Zahmet oldu size. Tekrar geçmiş olsun. Güle güle. Bir şeyim yok demiştim. Bana nasıl yalan söylersiniz? Hani öyle Ömer çok üzgündü? Hani özlüyordu? Gene öyle. Dediğim gibi. Ya siz iyi misiniz? Dışarıda söylediklerini duymadınız mı? Duydum kızım, duydum. Duydum da hiç inanmadım. Ayol, ciddi bir şey olsa zaten benim haberim olur, değil mi? Bana kalırsa Ali Ömer biraz sana kızdı. Yani haksız da değil tabii, değil mi? Bırakıp gidiverdin oğlanı. Ve yine öyle yapacağım. Allah aşkına. Adam sana kızdı diyorum. Anlamıyor musun sen? Ben Ali Ömer'i tanırım. Böyle oyunlar oynamaz. Beni gerçekten isteseydi anlardım. Burada kalmam için hiçbir neden yok artık. Acaba? Kaçıp gitmeden beni dinleyebileceğim bir yere. Ben üzerime düşeni yaptım. Badenin aklı başına gelene kadar onu bir başına bıraktım. Elindeki bütün imkanları da aldım. Siz de nasıl bir yol bulursunuz, Mehmet'i nasıl sıkıştırırsınız bilemem. Ama gereğini bir an evvel yapın. Celal'cim sen merak etme. Bu işi en kısa zamanda kökünden halledeceğim ben. Ama senden bir ricam var. Bu aramızda kalsın. Hele Hamiyet hiç duymasın. Çünkü kopacak kıyametin önünü almamız mümkün olmayacaktır. Bu rezilliğin ayyuka çıkmasını ben de istemem. Hadi. Sizden haber bekliyorum. Biliyordun değil mi? Evlendiklerinden haberin vardı senin de. Bana da Celal söyledi. Bir türlü Mehmet'i bulup konuşamadım. Mehmet'i nasıl dizginleyeceğimi düşünüp bulacağım. Ama sen şunu aklından kesin çıkarma Hasan. Eğer bu yangın olayı ikisinin başının altından çıktıysa... Hiç gözümü kırpmadan alınlarının ortasına ikisini de vururum ve neyse cezam gider yatarım. Anlaşıldı mı? Oğlum.
Sabahtan beri seninle konuşmaya çalışıyorum ama sen benden kaçıyorsun. Tamam, Linda'ya kızdın. Anlıyorum. Ama o benim geçmişimde kaldı. O yüzden mi ardına düşüp geldi ha? Haberim olsa gelme derdim. Biz onunla ayrıldık Sevda. Bitti, anlıyor musun? Bitti. O benim gözümde sadece bir arkadaş. Gelinliğinle karşıladığına göre o öyle düşünmüyor belli ki. Onun ne düşündüğünün bir önemi yok ki. Önemli olan benim ne hissettiğim. Sevda. Sevda. Sevda, lütfen bekler misin? Bak, Linda niçin geldi, ne düşünüyor umurumda değil. Aşığım ben sana Sevda. Hani sen bana demiştin ya, ben gözlere inanırım dedim, değil mi? Bak gözlerime, aşığım ben sana. Hem Linda'ya da söyledim. Hayatımda başka biri var dedim. Çok üzüldü tabii, sarsıldı. Ama atlatacaktır. Zaten o buradan gittiği zaman bizim ilişkimiz bitmişti. Burada kalmasının bir sebebi yok ki. Senden başka hiçbir şey umurumda değil benim. Dünya umurumda değil. Niye anlamıyorsun? O kız kalsa da gitse de biz olamayız Ömer. Ne bu ya? Bu ne? Bırak beni. Allah aşkına bırak. Neden her şeye karşı çıkıyorsun? Neden her söylediğim olmaz diyorsun? Biz seninle neden dönüp dönüp başa geliyoruz Sevda? Sevda. Evlen benimle. Karım ol. Yapamam. Yapamaz mısın? Bir sebep söyle bunun için. Bunun için bana geçerli bir sebep söyle. Yalvarırım, sorma. Söyleyemem. Seninle de olamam. Bunu bil yeter. Sevmiyor musun beni? Tabii ya. O yüzden kaçıyorsun sen benden. Sen beni sevmiyorsun. Neden o zaman peki Sevda? Neden? Keşke olsa. Keşke yerle gök bir araya gelebilse. Başka zaman, başka yerde bulsaydık birbirimizi. Ama kaderimiz buymuş. Ben oğlumu çok iyi tanırım. Eğer gerçekten biri olsa, böyle sevdiği biri olsa var ya, tutar kolundan kızı getirir benim karşıma. Çünkü ne kadar çok evlendirmek istediğimi biliyor onu. Yakında tanışırsınız. Baksınız da aşığım dedi. Diyelim ki senin dediğin gibi oldu. Hı? Peki sevgi nerede? Allah aşkına. Hani çok aşıktın bu Ali Ömer'e? Mücadele nerede kızım? Sevgine sahip çıkma nerede? Beni sevse de her şeyi yapardım Hamiyet Hanım. Bakın bir telefonunuzla buraya kadar geldim. Ama istemediğim yerde kalamam ki. Zorla kendimi de sevdiremem. Yavrum, bak bazı erkek vardır. Gerçekleri onun böyle gözüne 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 sokacaksın. Bu da onlardan biri ayol işte. Şimdi sen çekip gitsen ne olacak? Bütün gemileri yıksan ne olacak? Yıllarca emek verdiğin, yıllarca sevdiğin adamı hop başka kadına bırakıvereceksin. Bu mu istediğin?
Ali Ömer'i hep sevdim. Siz de telefonu beni özlediğini söyleyince. Ay sakın. Sakın. Allah aşkına sakın. Kızım böyle ağlamakla falan olmaz mı işte? Böyle gözyaşıyla falan hallolmaz. Bana bak. Eğer bir şey istiyorsan kararlı olacaksın. Kararlı. Anladın mı? Sen söylesene bakayım bana. Sen gerçekten bu Ali Ömer'i istiyor musun? Ben de seni gelinim olarak istiyorum. Bitti o zaman. Daha ne? Ya Ali Ömer. Ay bırak Allah aşkına Ali Ömer'i falan. İlk önce biz anlaşalım biz. Ali Ömer'i ikna ederiz. Üzülme sen. Nasıl? Linda Allah aşkına azıcık bir kafanı kullan. Ha? Bu Ali Ömer hayatta ne istiyor, ne bekliyor? Aile kurmak. Baba olmak. Hı? Peki sen niye buradasın? Üstelik tam bu zamanda. Siz aradınız. Hayır. Geldin çünkü Ali Ömer'e bir müjden var. Geldi çünkü hamilesin. Burada olmayı mı istemiyorsun? Konakta halamın tavırlarından mı geriliyorsun? Ya da babandan mı çekiniyorsun? Seni düşündüren nedir Sevda? Bak ben bir kararla bütün hayatımı değiştirdim. İstersen hemen şimdi gidelim seninle, başka bir yere gidelim. Kendimize yeni bir hayat kuralım. Gidemem. Hiçbir yere gitmem. Niyetin beni çıldırtmak mı Sevda? Ne yapalım o zaman? Neden gidemezsin? Vazgeç benden. Seninle olamayacağımızı anla. Bırak. Ben olduğum yerde kalayım. Sen de kendi yoluna git. Başka bir şey istemiyorum senden. Siz delirdiniz mi? Böyle bir yalanı nasıl söylerim Ali Ömer'e? Eğer insan severse söyler. Bir düşün bakalım. Böyle bir müjdeyi Ali Ömer'e vereceksin. O ne yapar? Ha? Söylüyorum kızım sana. Bu adamın tek yumuşak karnı çocuk sahibi olmak. Aile sahibi olmak. Ama... Aması maması yok. Şu anda şaşkın. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Ama düşünecek. Azıcık ben de iteleyeceğim. Öyle koyacak, olmayacak. Böyle koyacak, olmayacak. Ondan sonra aklı başına gelecek, o burnunu indirecek. Doğru kararı verecek. İşte bu kadar. Siz ciddisiniz. Ay Linda, Allah aşkına. Böyle şeyde şaka mı yapılır ayol? Yani beni istemeyen bir adamla yatacağım ha? Yatma. Yatma. O zaman da ömür boyu istediğin Ali Ömer'i göremezsin. Olur biter gider. Size inanamıyorum. Allah'ım sen büyüksün. Ay bütün aptallar beni buluyor. Sevda bak bırak inadı. Hadi gel arabaya gidelim. Sevda. Söz veriyorum, konuşmayacağım, tamam. Sadece konağa bırakacağım seni. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Ha? Bu
Hala inanamıyorum. Demek kötü günler geride kaldı. Artık bebeğimizle mutlu huzurlu yaşayacağız değil mi? Biz bu mutluluğu çoktan hak ettik güzelim. Mehmet. Fikret. Siz rahmetlinin eşi değil miydiniz? Yusuf'un. Bade ile önemli bir mevzu konuşuyoruz. Fikret, müsaade edersen. Belli oluyor. Rahatsız ettim ben. Hep böyle olacak değil mi? Hep böyle olacak. Birisi çıkacak, hevesimizi kursağımızda bırakacak, sevincimizi kursağımızda bırakacak. Gözlerini üstümüze dikecek, bize bakacak değil mi? Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Her yerde var bunlardan. Otele. Doğru. Doğru söylüyorsun. Biz ancak dört duvar arasında biz olabiliriz değil mi? Gidelim eşyalarımızı toplayalım. Sonra da ver eline Ayvalık. Hem şu eve bakarız, hem biraz kafamızı dinleriz. Ne dersin? Gerçekten mi? Sence? Tayin işlemleri biraz sürebilir. Ama sorun değil. Ben dershaneyle konuştum. Gider gitmez başlayabilirim. Ben de çalışırım. İstanbul arabası hazır. Herkes yerine geçsin. Canım mantar gibi ortadan bitmedi ya bu kız. Sen doğru söylüyorsun hanım. Bu ilk bir bize geldiydi zaten iş aramak için, biliyor musun? Ne zaman ayol? Bilmem şimdi. Yusuf Ziya ilk doğduğu zamanlardı galiba. Böyle geldi, ne iş olsa yaparım falan dedi. Hatta bebek bakmaktan konu açıldıydı da onu da yaparım demişti. Ama ben ihtiyaç yok diye geri yolladıydım. Hatta Ali Ömer Bey de buradaydı. Meğer bunlar tanışıklarmış önceden, biliyor musun? Ay saçmalama Allah aşkına. Nereden tanışacaklar? Sen herhalde kızı kapının önüne koydun. O da acıdı. Aldı kendi evinde çalışmak için götürdü. Vallahi da billahi da tanışıklarmış hanımım. Çünkü Ali Ömer Bey aldı bunu odaya. Kapandılar böyle, uzun uzun konuştular falan. Sonra çıktıklarında dedi ki halamla konuşsun iş için. Allah Allah. Nerede tanışmış olabilir bunlar? Bana bak. Peki bu kız nerede çalışmış daha önce? Ne yapmış? Biliyor musun hiç? Vallahi hanımım. Benden duymuş olma da. Hapisten yeni çıkmış galiba. Yani yalan söylemiş olmayayım ama kan davası mı varmış? Abisini mi vurmuş? Ne yapmış? Kulağıma öyle çalındıydı yani. Peki nerede yatmış biliyor musun? Burada yatmıştır herhalde. Yani konağın yolunu nasıl bulsun yoksa? İyi. Tamam. Hadi sen çık. Elif! Elif! Ay bitmedi mi bu? Hor 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 hor! Ay beynimi şişirdiniz ayol. Kusura kalmayın hanımım. Temizlik yapıyordum. Az kaldı. Ay tamam tamam. Gidiyorum ben. Çabuk bitirin tamam mı? Pınar. Sevda nerede görmedim. Çıktı. Çıktı mı?
Ali Ömer Bey katlı önüne götürdü. Hem de beraber çıktılar. Bu şimdi mi söylenir, he? Ne bileyim, ben anlamam, haberim var sandım. Yok, yok. Benim artık hiçbir şeyden haberim yok. Bu evde ne oluyor, kim kimle beraber, kim kimle konuşuyor falan yok. İpin ucu kaçtı. Ay, sinir sistemim kalmadı vallahi. Neyse, bari misafirimizle ilgilenin. Ali Ömer'in odasında uyuyor. Ben geldiğimde burada olsun. Bir yere gitmesin, tamam mı? Ay bu da bir hoş. Girene çıkana sanki biz izin veriyoruz. Ağzında bakla ıslanmıyor kızım. Ne oldu da söyledin hanımına ha? Madalya mı taktı? Gıcık. Sevda, sensin değil mi? Evet. Bir şey mi oldu? Oğlana bir şey mi oldu yoksa? Ay yok, az bir dur. Oğlan iyi. Başka bir mesele var. Söylesene Elif. Ay bu Münevver var ya. Yiğit'le kaçmış kız. Ne? Vallahi bak. Odasına girdim. Mektup bırakmış. Yiğit de yok. Ben de şu geveze kıza bir şey demek istemedim. Ama ne yapacağımı da bilemedim. Ay ne yapsak? Abisini mi arasak ha? Şu Yılmaz var ya. Ya onların araları pek yok galiba. Sen en iyisi kimseye bir şey deme. Ben Ali Ömer'e haber vereyim. O bilir ne yapacağını. Peki tamam. Görüşürüz. Müsait bir yerde inebilir miyim? Sevda? Ben yolun aşağısında bir duraktayım. Gelip beni alsana. Ne oldu? Münevver'le Yiğit kaçmış. Vallahi konuşmamız lazım. Geldiğince çok şaşırdım Hamiyet Hanım. Kafam karıştı. Hayır dedim, kız da öldü. Mesele ne ki acaba?
Havva'yı konuşmaya gelmedim. Başka birini soracağım sana. İyi, konuşalım. Şimdi bende bir kız çalışıyor. Eskiden bir ceza yemiş. Galiba sizin hapishanede yatmış. Allah Allah. Kim ki acaba? Adı Sevda. Abisini yaralamaktan girmiş içeriye. O sonra suçsuzluğu anlaşıldı ama neyse. Sen bizim Sevda'yı diyorsun. Yozgatlı olan değil mi? Galiba. Tanıyor musun? Vallahi anan seni Kadir gecesi doğurmuş Hamiyet Hanım. Cıvıtmadan konuşsak? Madem cıvıtmadan konuşacağız, önce parayı konuşsak. Sen merak etme. Sen bana dişe gelir bir şeyler anlat, ben senin aç gözünü doyururum. Sen bu kızı işe almışsın ama belli ki pek tanımıyorsun. Ama o seni çok iyi tanır. Nasıl? Senin gelin adayıyla pek samimiydiler koğuşta. Ne? Alo. Yiğit nerede, haberin var mı Sultan abla? Yok beyim. Dışarıda kalacağım dediydi ama. Anladım abla. Hayırdır beyim? Ay, yok yok abla. Bir şey soracaktım ona da. Neyse daha sonra konuşurum artık. Görüşürüz. Allah kahretsin. Haberi yok muymuş? Nereye giderler ki? Bilmiyorum. Ama yazdıklarından anladığım kadarıyla uzak bir yere gittiler. Belki başka bir şehre. Nasıl buluruz? Arayacağız. Aklımıza gelen her yere bakacağız. Şimdi Sevda koğuştaki diğer karılara desturu çekince bunlar can ciğer kuzu sarması oldular. Ta ki seninki ölene kadar. Hatta bunların gebelikleriyle doğumu birbirine karıştı. Ne yani? Sevda'nın bebeği mi oldu? Ya oldu tabii. Oğul oldu Sevda'nın. Oğlan mı? Ah Hamiyet Hanım. Nasıl güzel bir çocuktu. Tıpkı senin torun gibi maşallah. Kör olası kocası Sevda'nın yani bu kızı böyle gebe olarak ortada bıraktı gitti senin anlayacağın. Ya neyse şimdi Sevda ile bu aynı gün içinde doğum yaptılar. Tabii iki tane bebek koğuşa gelince bütün karılar çıldırdı. Koğuşta bir şenlik. Hatta bunlar birbirlerine sütanalık bile yaptılar. İyi de Sevda konağa bebek mebek getirmedi. Nerede bu çocuk dersin? Vallahi o iş biraz karışık amiyetim. Efendim? Benim kız Sultan abla. Ne yapıyorsun? İyi abla, bildiğin gibi işte. Artık bir şey bildiğim yok. Olay yerinden uzağız. Olan nasıl? Kuzumun kokusu burnumda tütüyor. İyi iyi. Uyuyor şimdi. Aa, iyi. İyi olsun. Nasıl mama falan yiyor değil mi? Abla, ben seni sonra arasam Hamiyet Hanım sesleniyor. İstanbul arabasına binmişler. Otobüs geç hareket etmiş. Şoförün telefonunu aldım. Biraz acele edersek yakalayabiliriz. Sana bir sır vereyim mi Hamiyet Hanım?
temiz işi pek severim. Bana bak. Ne zaman canın sıkıldı, kafan karıştı, hemen ara. Yemin ederim iki elim kanda olsa koşar gelirim. Çeneni sıkı tut dememe gerek yok değil mi? Afiyet olsun. Seri üretime geçmişler, şaraplar şişelenmeye başlandı. Yeni etiketler de geldi. Çocuklar böyle ufak tefek değişiklikler yapmış. Sen gördün mü yeni hallerini? Baba? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı be oğlum. Celal bugün geldi. Baden'in babası. Saçma sapan bir şeyler anlattı, canımı sıktı. Mehmet'le mi ilgili? Bugün konuşmasak. Çok yoruldum zaten. Yemekten önce gideyim bir duş alayım diyorum. Ne zaman konuşmak istersen ben buradayım babam. İyi ki de buradasın oğlum. Sabah ilaçlarını almayı unutmuşsun. Yakalandık. Bu son zaten. Bitti. Oh be. Allah'ıma bin şükür kurtulduk. Oh. Bu kadar sıktıysam, yani sıktığımı bilseydim Cemile'yle yollardım ilaçlarını. Ya hayır, ilaçlarla ilgili ben hap içmeyi hiç sevmiyorum. Hap içmeyi sevmediğim için, yoksa seninle hiçbir ilgisi yok, gerçekten yok. Acaba bir kahve mi içsek? He? Ne dersin? Laf aramızda en iyi kahveyi sen yapıyorsun. Üstüne yok, gerçekten mükemmel. Tamam, hemen yapayım o zaman. Zahmet olmazsa. Hemen arkandayım. Çek aracı sağa. Olmaz kardeşim, duramam. Hem otobüsler yolcu indirmem. Varsa alacağın İstanbul'da garajdan alırsın. Öyle mi? Sıkı tutun. İnin aşağı. Hayır abi. Yiğit, kızdırma beni. Bırakın bizi. Yolumuza gidelim abi. Önce inin. Konuşalım. Daha sonra ne yapmak istiyorsanız yaparsınız. Hadi inin. Hadi kardeşim, iniyorsanız inin. İnin dedim size. Hemen. Kardeşim eşyalarınızı. Saçma sapan yolumuza ne yapalım?
olacak iş mi bu ha? Biz her yolu denedik abi. Konuştuk olmadı. Kızdık yine olmadı. Bak geldik istemeye. Amiyet Hanım sağ olsun. Etmediği hakaret kalmadı zaten bize. Siz de çareyi kaçmakta buldunuz. Öyle mi? Şu ana kadar siz haklıydınız. Artık onlar haklı. Haklılık falan değil abi. Biz sadece birlikte olmak istiyoruz. Kendimi bildim bileli Münevver'i seviyorum ben. Neler yaşadık neler. Ama içimden çıkaramadılar. Koparamadılar bizi. Bu saatten sonra da kimseye izin vermem. Ya, olacak iş mi bu? Münevver. Annem baban seni reddeder. Abi başka çare bırakmadılar. Annemle Sultan abla arasında gitmekten yoruldum artık. Ben sadece Yiğit'le beraber olmak istiyorum. Tamam. Anlıyorum. Sevginize saygım da sonsuz. Ama bunun çözümü bu değil ki. Mücadele edeceksiniz. Ben de destek olayım size. Herkesi ikna etmeye çalışayım. Ha, baktık inat ediyorlar. Ben kendi ellerimle yaparım sizin düğününüzü. Bu işin olurunu falan bırakmadılar abi. Boşuna uğraşma sen. Sen orasını bana bırak Yiğit. Sizi ayırmak için yolunuzdan çevirmedim ben. Tamam, insanları ikna etmem biraz zaman alacak ama bir yolunu bulacağım ben. Tamam abi, sen bilirsin. Hadi yürüyün şimdi arabaya. Geçmiş valla. Sen ne yaptın ya? Ya akşamdan beri yüreğim pır pır. Uyku tutmayınca kalkayım gönlümün sultanına bir şeyler hazırlayayım dedim. Sen mi yaptın bunların hepsini? Aha. Eline sağlık. Zahmet etmişsin. Beraber yapardık. Ya hiç zahmet olur mu? Senin için yaptığım hiçbir şey zahmet olmaz bana. Turşuyu sen mi vurdun? He ben vurdum. İyi bakalım nasıl olmuş? İyi iyi de biraz sarımsağı az bunun. Hatta hiç kovmamışsın ya, koklatmışsın, öyle şey mi olur? Ya olur mu canım, ben her zaman böyle vurarım bunu. Hem yiyenler pek beğenir. Bir de ben kurayım turşuyu, sen onu ye. Sarımsaksız olmaz, bol koyacağım onu. İyi bakalım. Ya hadi buyur. Bakıyorum. Biraz daha büyüsün de o zaman hepten bebeğe benzeyecek. Neredeyiz şimdi? Eskişehir'e geldik sayılır. Acıktınız mı? Biraz. Biraz daha sabredin. İleride çok güzel bir yer var, orada karnımızı doyururuz. Ne demek hala gelmediler? Saat kaç? Hayır arıyorum. Oğlanı da arıyorum, kızı da arıyorum.
asla cevap vermiyorlar. Bana bak. Sen gerçekten bunların nerede olduğunu bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Niye o zaman gözlerini kaçırıyorsun? Bana bak Pınar. Eğer bir şey biliyorsun ve söylemiyorsan vallahi de billahi de kanını buraya akıtırma. Söyle bakayım, neredeler bunlar? Vallahi billahi ben hiç şeyden çıkmadım oğlan odasından hanım. Cemile de çamaşırdı, bulaşıktı derken hiç kafasını kaldıramadı kız. Tamam tamam, uzatma uzatma. Sen benden ne saklıyorsun onu söyle. Münevver Hanım gitmiş. Münevver, siz girin içeri. Ben Yiğit'i bırakıp hemen geliyorum. Çok sağ ol abi. Siz geçin eve. Ben yürürüm. Tamam. Çantalar arabada kalsın. Şimdi elimizde girersek halamın sorgusundan kurtulamayız. Tamam? Söylemeyecek misin? Bu olay aramızda kalacak. Hiç kimsenin bilmesine gerek yok. Ama bir daha da böyle bir saçmalık yok. Anlaştık mı? Bu arada... Ben eniştemle de halamla da ayrı ayrı konuşacağım. Size de en kısa zamanda haber vereceğim. Tamam abi. İyi geceler. İyi geceler. Çok sağ ol. İyi ki aradın. Aramasan şu an çok uzaktaydılar. Nasıl oluyor da konağa gireni çıkanı bilmiyorsunuz? Anlamıyorum ki ben. Yine ortalığı niye velveleye veriyorsun Hamiyet? Ne oldu? Kızımız yok Yılmaz Bey. Kızımız. Neredesiniz Allah aşkına siz? Niye bağırıyorsun ki hala? Benimleydiler. Seni arıyorum. Telefonla cevap vermiyorsun. Kızlar ortada yok. Ay siz beni deli mi edeceksiniz ayol? Niye ki halacığım? Münevver çocuk değil ya. Kaybolacak hali yok herhalde. Yine her zamanki gibi olay yaratmakta üstüne yok maşallah. Kızlar benim karnım çok acıktı. Bir şeyler hazırlasanıza. Ben de bebeğe bakayım. Sen bu gezintinin hesabını bana vereceksin. Başka şeylerin de. Nasılsın? Dinlenebildin mi biraz?
Ne yapmaya karar verdin? Hemen dönecek misin Kanada'ya? İstiyorsan sana bir uçak bileti ayarlayabilirim. Bu kadar kolay yani. Sana söylemiştim Linda. Artık beraber olamayız. Ben gidemem. Neden? Bir sorun mu var Kanada'da? Hayır. Sorun burada Ali Ömer. Tabii senin için sanırım. Senin bebeğine hamileyim Ali Ömer. Ayın çarşambası bu demek. Ali Ömer seni kaptı gitti. Yiğit de münevveri. Ay vallahi Hamiyet hepimizi kurşuna diziyordu aşağıda. Gördün işte. Yiğit değil mi? Hiç kimse bilmeyecek bu kaçırma olayını. Ali Ömer ben halledeceğim dedi. Sizin işi nasıl halledecekmiş onu da söyledi mi bari? Ne oldu kuzum? Yoksa ters bir şey mi söyledi? Evlen benimle dedi. Karım ol. Evet diyemedim. Uzattığı eli tutamadım. Keşke düşseydim peşine. Ya adam dünyaları silecek kadar seviyor seni belli ki. Ben de oğlumu öyle seviyorum. Canımdan öte. Tamam dediğim an Hamiyet kapı önüne koyar beni. Ali Ömer'i de siler. Ölsem de bir daha bu konağa giremem. Oğlumun saçın telini göremem. Evladının aşkını, hayatının aşkını yok sayacaksın yani. Doğru. Hamiyet'e söz verdiğim an Ali Ömer'den de aşkımdan da vazgeçmiştim. Sözümü de tutacağım. Ay tamam anladık onu. Ya vazgeçmezse peşini bırakmazsa diyorum. Bak göstermiş kıza da dirseğini. Öyle gelinlik melinlik gözü görmemiş. İstemiyorum seni demiş. Ya ölürüm de vazgeçmem senden derse ne yapacaksın? Sen hayatımızı, aşkımızı, her şeyi bırakıp buraya yerleştin. Hem de bana sormadan. Sonra da ben buraya yerleşmek istemediğim için beni terk ettin. Ama ben buradan giderken senin bir parçanı götürmüşüm Ali Ömer. Sen buradayken mi olmuş? Yani pardon, tabii buradayken oldu da... Ne zaman öğrendin? Yeni. İlk öğrendiğimde aldırmayı düşündüm. Ama kıyamadım. Sonra sen geldin aklıma. Baba olmayı ne kadar çok istediğini düşündüm. Aile kurma hayalini. Bu yüzden geldim. Sana. Bebeğimizi kıyamadığım için. O bizim bebeğimiz. Sence de bu bir işaret değil mi? Böyle ha? Keyfiniz yerinde maşallah. Bütün gün gezdiniz, tozdunuz. Ama şimdi hesap verme zamanı. Hamiyet Hanım seni bekliyor. Hem de burnundan soluya soluya.
O ne Reşit Bey? Bugün anısına sana küçük bir hediye aldım. Çok güzelmiş. Tak bakalım. Tam doldu vallahi bak. Beğendin mi? Çok yakıştı. Oğlan arıyor. Alo. Neredesin? Bir ahbaba gideceğim dediydim ya. Saat kaç oldu? Gelmeyecek misin daha? Sen evde misin? Evet. İyi tamam, ben de geliyorum birazdan, haydi. Neredesiniz siz bütün gün? Hı? Bu nasıl söz vermek? Bu nasıl böyle Ali Ömer'in peşinde koşmamak? Üstelik adam tam evlenecekken. Sözüm söz Hamiyet Hanım. Korkmayın. Ali Ömer benimle konuşmak istemiş. Ben de bu işin olmasını bir daha anlattım ona. Bütün gün böyle sokaklarda dolaşarak. Evin suyu mu çıktı? Ben gitmek istemedim. Ali Ömer zorla götürdü beni. Konuştuk. Ben de söyleyeceğimi söyledim. Hı. Bu kadar saat. Yok. Daha erken gelecektik ama... Ama ne? Münevver Hanım'ın canı sıkkın diye biraz dolaşalım dedi Ali Ömer Bey. Ben de sesimi çıkaramadım. Bu saate kadar baş başa değildik yani. İnşallah uydurmuyorsun Sevda. İnşallah. Size söylediklerimden başka bir şey yok. Benim sana zerre kadar itimadım yok, biliyor musun? Neden? Ben size yalan konuşmuyorum ki. Çok yakın dost musunuz Havva'yla? Hapiste. Bir şey demeyecek misin? Ben ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Hep bir çocuğun olsun isterdin. Evet, isterdim. Ama bu şekilde hiç düşünmedim. Ne şekilde? Linda. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Bir hava alayım. Kusura bakma. Hayır, anlamıyorum. Gözümün içine baka baka nasıl yalan söylersin sen bana? He? Nasıl olur o Havva'yla bir olduğunu benden saklarsın? Nasıl? Ben size yalan söylemedim. Havva ölünce geçmişi konuşmak istemezsiniz diye düşündüm. O yılan mı kandırdı seni? Git de konağa yerleş diye. Ha? O yılan mı dedi git Ali Ömer'in peşine düş diye? Asla. Havva'nın tek derdi oğluydu. Hem zaten Ali Ömer'le görüşmüşlüğü, konuşmuşluğu yok ki. Yalan. Yalan. Çünkü Ali Ömer'i ben gönderdim hapishaneye.
Ben. Gitsin de Havva'yla konuşsun diye ben gönderdim. Ama Havva konuşmak istemedi. O yüzden ben gidip görüştüm Ali Ömer'le. Hem Havva'yı sizinle görüşmesi için ben ikna ettim. Çünkü çocuğun hapiste değil, sizin yanınızda büyümesi en doğrusuydu. He, anladım. Yani torunumu bahane ettin. O arada da Ali Ömer'i kafaya taktın. O zamanlar nefes alacağıma inancım yoktu ki. Aşkı sevdayı düşüneyim. Şimdi de düşünmeyeceksin. Zaten düşünmüyorum. Size bir yemin ettim. Ve sonuna kadar da ardındayım. Başka bir şey yoksa müsaadenizle gideyim artık. Var. Sana soracaklarım daha bitmedi. Geç otur şöyle. Seninle olamayacağımızı anla. Bırak ben olduğum yerde kalayım. Sen de kendi yoluna git. Başka bir şey istemiyorum senden. Senin bebeğine hamileyim Ali Ömer. O bizim bebeğimiz. Sence de bu bir işaret değil mi? Can nerede? Boşandık. Kağıtları imzaladım, bitti. Neden? Benim de şerefsizlerle işim olmaz. Madem bu kadar şerefsizdi, neden ondan çocuk yapmaya kalktın? Hamile kaldın. Sen hiç çıkmasaydın keşke. Olur mu canım? Ben karımı bir başına bırakır mıyım gece vakti dışarıya? Aslında hiç bırakmamam lazım. Ya bak, karşımıza alalım, ikimiz konuşalım diyorum ben. Daha iyi olacak. Yok, ondan ben kendim konuşayım, bir nabzını yoklayayım önce. Allah'ım yarabbim ya. Kendi çıkardığıma söz geçiremiyorum, iyi mi? Günah işliyoruz sanki. Allah'ın emri. Yani. Bak, al karşına konuş. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Doğru diyorum. Korkunun Necel'e bir faydası yok. Ne? Ya eve geldik zaten. Bir gören olur şimdi. Sen git istersen. İyi, nasıl istersen. Hadi Allah'a emanet. Sen de. İçim yana yana toprağa verdim. Onunla bir kendimi de gömdüm ben. Havva emzirirken öldü diyorlar. Yani bebeğe de sebep oldu. Kader. İsteyerek yapmadı ki. Ne kader ama. Ne kader. Sen git kendi çocuğunu bırak. Başkasının çocuğunu emzir.
Kendi de öldü. Bebek de. Babasının haberi var mı bu oğlandan? Fotoğrafı var mı? Fotoğraf diyorum, fotoğraf. Böyle seninle çekilmiş. Ayrı. Bir başına. Ha? Bir anı olarak. Hadi kalk getir bakalım. Getir de bu oğlan kime benziyor görelim. Hamiyet Hanım nerede? İşi var. Çok acil konuşmam lazım ama. Bekleyeceksiniz ama. İşi bitsin ben size haber veririm. Of. Çayı içmeyecek misiniz? Hayır. Sıkkın iç. Ya konağa gelen gitmiyor bir türlü. Hana döndü. Hangi birisine yetişeceksek. Hastaneye nasıl gittiğimi bilemedim. Zaten doğum oldu. Akşamı yine koğuştaydım. Fotoğraf hiç aklıma gelmedi. Yani... Hiçbir fotoğrafın yok çocukla. Hiçbir anın yok, öyle mi? Onun yüzü... Gözü, her yeri beynime nakşetti Hamiyet Hanım. Her kapattığımda gözümün önünde benim yavrum. Ben gideyim artık. Yusuf Ziya acıkmıştır. Sütün ne oldu peki? Kesildi. Üzüntüden. Koğuşta birbirinizin bebeklerini emzirdiğinizi söylediler. Ben şey... Havva çok hastaydı. Yusuf Ziya da doymak bilmiyordu. Mama da yoktu. Aç kalmasın diye ben emzirdim. Yani... Bir nevi süt ana oldun çocuğa. Hı? Kendi acılarını dindirdin. Ona analık yapmanı şimdi anlıyorum. Ana gibi davranmanı. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Dünyada benim için iki önemli şey var. Çok önemli iki şey. Biri torunum, biri ailem. Eğer onlara zarar verdiğini görürsem ya da hissedersem...
Canına kastın mı var senin ya? He? Benim kastım kaderime. Ama değiştiremiyorum. Hayal kurup kurup hep bir başıma kalıyorum. Kahve mi o? Sana ne oldu? Yok bir şey. Yiğit, yiğit deyip duruyordun. Al sana yiğit. Gerçi onun da senden bir farkı yok ya. İkiniz de dut tadında. Konuştuk biz abla bugün. Ben içmeyeceğim. Size iyi geceler. Ne oldu sana ya? Yok bir şey. Sevda nasıl? Bakabiliyor mu oğlana? Bu gece de mi konakta kalacaksın sen? Kalmayacağım. Sabahtan beri dört döndü hanımım. Çok önemli, konuşmam lazım diye ama uyumuş. Neyse. Üstünü ört ver bari. Ben de yatıyorum kızım. Vallahi başım çatlıyor artık. Hanımım? Heh. Bunu ne yapalım? Koy bir münasip yere. Hadi iyi geceler. Biraz önce söylediklerini duymadım. Merak etme hayatım. Abim her şeyi çözecek, eminim ben. İnşallah aşkım, inşallah. Benim artık sabrım kalmadı çünkü. Merak etme. Thank you.
Günaydın Sevda. Size de. Halacığım. Mavişim akşam gelmedin. Ayıp oldun misafirine ama. Halacığım seninle konuşmak istediğim bir konu var. Bir tanem o kadar önemli bir işim var ki. Daha sonra konuşsak. Ben seni bırakırım yolda konuşuruz. Gel hadi. Yok yok. Gel içeride konuşalım. Sıcağı sıcağına. Ben de seni yolundan etmeyeyim. Ali Ömer'im. Bak mesele bu Linda'ysa sana çok kızgınım haberin olsun. Rica ediyorum bu konuya sen karışma hala. Zaten kafam yeterince karışık. Mesele neyse biz kendi aramızda hallederiz. İzin verirsen. Allah Allah. Niye karışayım oğlum, bana ne? Hayat senin hayatın. Ama yani şöyle de bir düşün diyorum. Yani kafanın bir tarafında bulunsun. Bu kız aklı başında bir kız. Ta nerelerden geldi. Seni seviyor. Yani bunu bir kenara atma diyorum, o kadar. Sen ne diyecektin? Halacığım. Münevver konusunda yanlış yapıyorsun. Akşam konunun üstüne gitmek istemedim ama Münevver kocaman kız. Üstelik böyle kapıların arkasına falan da kitleyemezsin. Aşkın önüne geçemezsin. Öyle bir geçerim ki dünya alem şaşar kalır. Nasıl olacak o inşallah? Ha? Münevver'e sevme diyeceksin. O da sevmeyecek. Öyle mi? Ali Ömer'im. Mavişim. Bak böyle bazı aşklar vardır. Değil onlara engel koymak. Onlara destek olursun. İyi olsunlar, mutlu olsunlar diye. Ama bazı aşklar vardır. Onlara destek olmak da günahtır. Anladın mı? Yani böyle olmazı olurlamak ne demek ayol? Akıl kârı mı bu iş? Münevver'le Yiğit yıllardır birbirlerini seviyorlarmış. Allah Allah. Dünyada ne kadar çok insan var biliyor musun güzelim? Böyle aşık olup da kavuşamayan. Çok. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi bunlara izin versem var ya. Yani siz çok denksiniz. Birbirinize münasipsiniz falan. Evlenin desem. İki gün sonra, fazla değil. İki gün sonra bunlar birbirlerine münasip olmadıklarını anlayıverirler. Ya. İnat yapıyorlar oğlum, anlamıyor musun? Kuru bir inat. Nereden biliyorsun hala? Ha? Nereden biliyorsun? Ayrıca inatsa da inat. Hata yapa yapa öğrenecekler hayatı. Ah benim güzel oğlum. Hele sen Allah izin versin bir baba ol. Ha? Ondan sonra bunları tekrar konuşuruz. Ali Ömer'im, insanın içi yanıyor. Evlatları acı çekerse ananın babanın içi yanıyor. Ayrıca hadi bunların birbirlerine aşık olduklarını düşünelim. Hı? Öyle kabul edelim. Olur mu ayol bu? Olmaz. Tencere bile kapağını arıyor dengi dengine. Kız bu konağın tek varisi. Tek kızı. Ya oğlan? Hı? Kahya'nın oğlu. Evlilik bu kadar basit mi Ali Ömer? Evlilik böyle yalnız aşk mevkide mi yürür sanıyorsun sen? Hayır. Azıcık böyle bir bakacaksın. Azıcık kültürün uyuşacak. Paran uyuşacak. Sosyal hayatın uyuşacak. Bunlar denk olacak. Bunlarda ne var? Hiçbir şey denk değil ayol. Hiçbir şey. Bunlar var ya, gittikleri yoldan 3 günde dönüverirler. Ömür boyu diye gidiyorlar ya. 3 gün veriyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum hala. Bence evlenirlerse çok da mutlu olurlar. Evlenemeyecekler ki.
İzin vermeyeceğim. Asla. Ha, ancak ben ölürüm. Bu toprağın altına girerim. Hı? Ondan sonra artık benim üstümde düğün kurarlar, dernek kurarlar, tepinirler. Ne istiyorlarsa onu yaparlar. Ama ben hayattayken bu iş olamaz. Olmayacak. Bu ne inat hala? Ben senin öfkenin sebebini anlayamıyorum. Oğlum, bu öfke falan değil. Bu inat değil. Bu sadece tecrübe. Gördüğüm şeyler, yaşadığım şeyler. Ali Ömer'im, Allah insana niye akıl veriyor? Ha? Azıcık bir önünü ardını düşüneceksin ayol. Yani kalkıp da böyle olmayacak şeylere amin demek için mi verdi bu aklı bize? Yok canım, olmaz bu iş. Son sözün bu mu hala? E tabii bu. Sen başka türlüsünü mü düşünüyorsun? Peki halacığım. Artık benim sana diyecek lafım yok. Kolay gelsin. Hamiyet Hanım yok mu? İşi vardı. Az evvel dışarı çıktı. Dün akşam konuşacaktım. Uyuyakalmışım. Vallahi mis gibi. Yeni çıktı börekler fırından. Bırak şimdi böreği de. Ali Ömer hala aşağıda mı? Yok. Böyle kapıları çarpıp gitti. Kim bilir ne dedi Hamiyet. Ne oldu kız gene? Hamiyet dün akşam beni sorguya çekti. Hapishaneyi, Havva'yı, her şeyi öğrenmiş. Kim dediyse artık. Ama ne olacak canım? Bilirse bilsin. Bununla kalsa iyi de. Havva'yla aynı gün doğurmuşsun dedi. Oğlun olmuş. Fotoğrafını getir de neye benziyormuş bir bakayım dedi. Ya anladıysa bebekleri değiştirdiğimi? Ay daha neler. Nereden anlayacak kızım? Alnında mı yazıyor? Sen biliyorsun ya, ondan işkillenmişsindir. Yani kim bilir onun aklından neler geçiyordur. Murat, biraz bekleyelim oğlum. Tamam hanımım. Al bakalım Hamiyet Hanım. Al bakalım. Zahmet oldu. Estağfurullah. Ne zahmet? Seve seve. Her zaman. Murat. Hadi oğlum, hadi. Kapat şu kapıyı da gidelim.
ablam saçma sapan şeylere takılmış enişte. Çocuklara huzur vermemesinin sebebi de bu. Hayır yani Yiğit'in bir eksiği bir kusuru da yok. Neden istemiyorsun diyorum, Kahya'nın oğlu diyor. Sanki Sultan ablanın yaptığı iş suç. Ah oğlum ah. Halam bayılır. O odur, bu budur böyle insanları sınıflandırmaya. Bir de iki kişinin birlikte olmasını istemiyorsa elinden ne gelirse yapar. Zavallı Yusuf neler çekti onun elinden ha? İyi de Münevver'in de aynı yoldan geçmesine gerek yok ki. İkna edemiyorsak biz yapalım düğünü. O da tamam diyecektir mecburen. Tek kızını reddedecek hali yok ya. Bence de. Baba sevenleri ayırmak günahtır. Hem Münevver de çok üzülüyor. Bence bu çocukların mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Anlıyorum da çocuklar. Peki yani hamiyete rağmen nasıl yapacağız biz bu işi? Eğer halam Münevver'in annesi ise sen de babasısın enişte. Zaten biz gereğini yapmazsak bu çocukların sabrı tükenecek. Bir başlarına düğün yapsalar daha mı iyi? Doğrusunuz ya. O zaman ben Münevver'le konuşayım. Olmadı ki Yiğit bana gelsin, benden istesin kızı. Biz de bir çaresine bakalım. Hamiyet Hanım. Geç otur oğlum. Nedir mevzu? Neden illa konuşalım istediniz? Sevda. Karını konuşacağız. O iş bitti. Yani sayılır. Son davayı gördüm hakim, nikahından düşecek. Hayır. O senin çocuğunun anası. Öyle her bittiğinde bir şeyler bitseydi. Oo. Davayı geri çekeceksin. Ve Sevda'yı boşamayacaksın. Ne diyorsun hanım teyze sen? Hatta boşamamakta da kalmayacaksın. Kendini ona affettireceksin. İkna edeceksin. Sonra onu alıp buradan kaybolacaksınız. Oğlunu buldun mu Hasan? Telefonu kapalı. Hasan, ne et et bir an önce oğluna ulaş ve hemen şirkete gelsin. Aklından ne geçiyor senin abi? Ne geçeceği ortada Hasan. Yönetim kurulunu toplayacağım önce oğlunun bütün hisselerini masaya koyacağız. Ya o kızı Badi'yi boşayacak ya da ederi neyse hisselerini vereceğim onu. Hem şirketten hem de hayatımızdan defolup gidecek. Olur böyle şey abi? Ben ne diyorsam o olacak Hasan. Bir an önce oğlunu bul. Olmaz dedim hanım teyze. Ben kurtulana kadar öldüm Sevda'nın abilerinden. Şimdi durduk yere hele bir de ölüp gitmiş çocuğun ardından başım belaya sokamam. Allah Allah. Herkes bir şeyler yaşıyor hayatta. Sen de öyle bir şeyler yaşamışsın. Ne var bunda? Bak işte ağzında dedin. Geçti, bitti, gitti. Oğlum. Senin adın ne? Mümtaz. Bak Mümtaz, ben olsam karar vermeden önce şu şekerliğin altındaki çeke bir bakardım.
Israr etme hanım teyze. Bir kere ben sözlüyüm. Para desen onun babasında da var. Senin babanın parasından bahsetmiyoruz yavrum. Benim paramdan bahsediyoruz. Ha? Bak hepsi senin olacak. 200 bin. Senin o sümsük baban emrine verebilir mi bu kadar parayı? İyi de ben seviyorum kızı. Kim mani seni sevmene? Oğlum ben sana başka şey diyorum. Sen Sevda'yı ikna et. Ha? Onu kandır. Kendine affettirt. Ondan sonra da al, İstanbul'a mı gidersiniz? Başka bir yere mi gidersiniz? Artık onu orada tek başına mı bırakırsın? Ne yaparsanız yapın. Ondan sonra da kimi istiyorsan sev. Kim mani ayol sana? Neden? Hayır kız yanında hizmetçiymiş madem. Kov gitsin. Neden bu kadar uğraşıyorsun? Orası seni pek enterese etmez. Öyle mi? Ben ardını önünü bilmediğim işe bulaşamam. Hadi eyvallah. Hey Allah'ım. Bütün aptallar beni buluyor. Düşersin ardıma, düşersin. En yakın zamanda. Bunun açmadığı kapı hiç yoktur. Görmedim. Gelsene Yılmaz. Merhaba. Fabrikadan geliyorum, yeni mahsulmuş. Belki tadına bakarsın. Hı? Sonra bakarım. Bir sıkıntı yok değil mi? Öyle bir arada kaldım ki kime ne diyeceğim bilemiyorum. Sen ne oluyor? Sevda, versene Yusuf Ziya'yı. Oh, ay, anasının kuzusu. Ne güzel bir bebek bu. Almak ister misin? Yok, tutamam. Korkarım bir şey olur diye. Aslında alışmam lazım. Ben hamileyim. Ali Ömer'in bebeğine. Gerçekten mi? Ay çok sevindim. Abim biliyor mu? Biliyorum, söyledim. Bunun için geldim zaten. Niçin geldin bakayım? Ha? Dün geceden beri sizinle konuşmaya fırsat bulamadık. Evet, bulamadık. Ama ben geldim odana. Mışıl mışıl uyuyordun. Cemile, al kızım şu paltoyu. Müjdeyi size de vereyim istedim. Hayır olsun. Hamileyim. Aa! Aa! Ay ne kadar sevindim. Ay ne kadar. Ay vallahi ne kadar. Kaç günlük, kaç aylık? Söyle bakayım. Gözünüz aydın Hamiyet Hanım. Sağ ol. Sizi de tebrik ederim. Ne var? Ben üstümü değiştirecektim. Ben de geleyim, yardım edeyim sana. Cemile, bir kahve yap bize kızım. Şerefe içelim. Tamam hanım, hemen. Aklın yolu bir, gördün mü?
İyi ki dinledin beni. Memnun oldun mu Halime? Hiç sanmam. Yalnız kalmalıyım dedi. Beni bırakıp gitti sonra. Üstünde durma. Şaşırmıştır. Boş gezsen. Şaşırmıştır. Neredeymiş? Buldun mu Mehmet'i? Fizi tozu yok beyim. Allah kahretsin. Otele de baktım, hesabı da kapatmışlar. Nereye gitmiş bunlar oğlum? Muhasebeci arkadaşla konuştum demin. Yanına bayan akit almış. Bir süre buralarda olamayacağım demiş. Ay Linda yapma Allah aşkına. Ay anlamıyorum ben bu kadar. Niye bu kadar paniğe kapılıyorsun kızım? Adama birdenbire baba olacağını söyledin, ha? Patadanak. Sen olsan heyecanlanmaz mısın? Şaşırmaz mısın? Çocuk da şaşırdı tabii. Kolay mı ayo? Şimdi öyle diyecek, böyle diyecek, düşünecek, taşınacak. Azıcık ben de itekleyeceğim. Ha? Hiç sen düşünme. Bak her şey yoluna girer. Hiç düşünme. Umarım. Bekleyeceksiniz ama. İşi bitsin ben size haber veririm. Aa, ne oluyor ayol? Sen otur bakayım. Otur da ben bir bakayım. Ya ne laf anlamaz şeysin sen. Geç avluya dedim. Ben sana sesleneceğim. Pınar, ne oluyor kızım? At hırsızı kılıklı bir adam geldi. Seni soruyor anamın. Ay sav sav. Kimseyi görecek halim yok. Emin misiniz hanım teyze? Konuşmamız lazım. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Sevda. Sen ne münasebet gelip kapıma dayanıyorsun ha? Alışsan iyi edersin Hamiyet Hanım. Artık bir nevi akraba sayılırız. Nereden çıkartıyorsun bu saçmalıkları? Kızı babası reddetmiş. Sen sahiplenmişsin. Demek ki Sevda'yı senden isteyeceğim. Demek ki teklifimi kabul ettin. Hayır. Bana bak. Sen benimle alay mı ediyorsun? Estağfurullah canım. O nasıl söz? Ben düşündüm, taşındım. Senin teklifini beğenmedim. Kendi teklifimle geldim ben de. Madem Sevda'yı başıma geri saracağım, bunun karşılığını bir defa da ödenmez değil mi? Zira hazıra daha dayanmaz. Şimdi sen bana bir peşinat vereceksin. Onunla ben hayatımızı yeniden kuracağım. Ondan sonra her ay tıkır tıkır kocalık maaşımı yatıracaksın. Baktım bir aksama oldu. Hani olmaz ya. Kızı getirir kapına koru. Artık kimden, neden kaçıyorsan hesabını kendin ona verirsin. Bu ne cüret? Densiz. Çık git buradan hadi. Hadi. Nasıl işmiş, işmiş bir gör. Bırak konuşmayı, ayakta duramıyordu ya. Yani şimdi ben bu gece de mi yalnız kalacağım Sultan? Anne! Ne oluyor burada ha?
Yiğit delir be, bir dur. Dur onu dedim. Delir be, bir dur Yiğit. Dur onu dedim ha. Yiğit, bırak Reşit Bey'i. Nesini bırakacağım ya? Geberteceğim bu herifi. Bırak Reşit Bey'i dedim. Yiğit, biz Reşit Bey'le evlendik. Sevda nerede? Odasındadır. Cevap ver Sevda. Nedenini bilmezsem aklımdaki sorulardan kurtulamam. Delireceğim. Neden biz seninle beraber olamıyoruz? Nedeni yok. Olmaz. O kadar. Ne engel buna? Bebek. Ortada bir bebek var Ali Ömer. Bir aşk uğruna feda edilir mi o günahsıza? Ben böyle bir şeye izin vermem. Kim söyledi sana? Mesele sen, ben ya da başkası değil. Her şey bebek için. Anla. Hayatımız başka olsaydı gözümü kırpmam ardına düşerdim. Ama ben yolumdan da, yeminimden de dönmem. Ne yemini? Benim bebeğim babasız doğdu. Seninkin öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey yapmana izin vermem. Hele benim yüzümden hiç vermem. Ne senin yüzünden ya? Ne senin yüzünden? Daha doğmamış bir bebekten bahsediyoruz burada. Ben o bebeğin günahına girmem. Seni de sokmam. Oo gülüm. Yerde ararken gökte buldum. Uzak dur benden. Denedim ama yapamadım sevdam. Kara sevdam. Gidip giden yavrumun anası. Bırak beni Mürtaz. Delirdin mi sen? Delirdim ya. Göz görmeyince gönül katlanır sandım. Babanın korkusuna seni korumak için uzak durayım dedim ama olmuyor sevdam. Yapamadım, anlıyor musun? Yapamadım. Ben sensiz yapamıyorum sevdam. Gündüz hayalim, gece düşümsün. Ne olur gel kaçalım dünyanın öte ucuna. Kimselerin eli ulaşamasın sana.